Bulgaristan'la Türkiye arasında gerçekten son günlerde çok güzel komşuluk ilişkileri var. Zaten tarihten gelen birlikte yaşama anlayışımızı biz iki ülke olarak komşuluk ilişkilerle beraber geliştirdik. Edirne ile Razgat arasında öğrenci değişim programları, kültür kurumları arasındaki işbirliği, turizm ve ekonominin gelişmesi için faaliyetleri kapsayan ve 5 yıl sürecek olan protokol kapsamında karşılıklı çeşitli ziyaretler sürüyor. Daha önce öğretmen ve öğrencilerin ziyarete geldiği, Edirne'den de komşu ülkeye ziyaretlerin gerçekleştiği program çerçevesinde Bulgaristan din görevlileri kente geldi. Din görevlileri kentteki Bulgar Ortodoks Sveti Konstantin ve Elena, Sveti Görge Kiliselerinde ayin yönettikten sonra Selimiye Camisi ile Edirne Büyük Sinagogunu da gezdi. Razgrad Papazı George Georgiev, Edirne'de olmaktan fazlasıyla mutlu olduklarını söyledi. Edirne Valisi Güney Özdemir de Bulgaristan ve Türkiye arasında son günlerde çok güzel komşuluk ilişkileri olduğunun altını çizdi. Razgrad Valimizle bir protokol imzaladık. Sosyal, kültürel, ekonomik anlamda işbirliği yapma anlamında. Ve şu anda daha önce öğrenciler geldi. Onları misafir ettik. Burada özellikle yine belirttiğiniz gibi 3 semavi dinin mabedinin olduğu ve bu bölgede burada da bunların hala ibadete açık olduğunu gördüler. Daha sonra öğretmenlerimiz geldi. Öğretmenlerimizi misafir ettik. Bugün de din adamlarını misafir ediyoruz. Ve özellikle din adamlarımız sabah kilisede dualarını yaptılar. Ve ondan sonra sinagoga ve Selimiye camisinde ziyaret edecekler. En azından buradaki bütün farklı inanç ve düşüncelerin bir arada nasıl yaşadığını burada da görecekler. Zaten Balkanlar tarih boyunca farklı inanç ve düşüncedeki insanların bir arada yaşadığı bölge olmuş. Zaten bu Bulgaristan ve Balkanlar bu yaşam biçimine alışkın olan insanlar. Onun için bunu Türkiye'de de ne kadar rahat bir şekilde olduğunu görecekler. Buradan da İstanbul Demir Kilise'yi ziyaret edecekler. Şimdi Demir Kilise'yi gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın üstün gayretleriyle bitirildi. Çok güzel bir kültürel anlamda bir eserimiz, zaten bizim bir değerimiz o. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir değeri ve biz Türkiye Cumhuriyeti'nin değeri olarak da bunu ibadet olarak da Bulgar vatandaşlarımıza da Türkiye'de yaşayan ve Bulgaristan'dan gelen Bulgarlara da orayı açıyoruz. Yarın da orada ayin yapacaklar. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem ortak yaşama kültürünü nasıl yaşadığını hem de farklı inanç ve düşüncedeki bütün mabetlere nasıl sahip çıktığını da görmüş olacaklar. Razgrad Valisi Günay Hüsmen ise bu tür ziyaretler sayesinde Bulgaristan'da yaşayanların hayallerinin çok ötesinde bir Türkiye ile karşılaştıklarını ifade etti. Bu tip çalışmalar bence mükemmeldir. Bunlar hiç bir defa ne kadar olmamışlar. Evet. Ben Edirne Valisi'ne, Sayın Günay Özdemir'e çok teşekkür ederim. Çok destek çıkıyor bize. Ve aynı zamanda bu tip çalışmalar bence iki ülke arasında çok faydalıdır. Bulgar arkadaşlar Bulgaristan'da Türkiye'ye çok çok gelmiyorlar, hele bizim bölgeden. Şimdi geldiğine görüyorlar ki Türkiye bambaşka bir devlet. Türk insanları güzeldir. Tanıtıma da büyük katkısı oluyor. Evet, çok büyük. Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vilchev de protokolün çok başarılı bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizdi. Bu arada valiler Özdemir ve Hüsmen ile Başkonsolos Vilchev, milli yas ilan edilmesine neden olan 10 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı, Vakarel yakınlarındaki trafik kazasında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara da şifa diledi.